Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim'in 54. suresi Kamer suresi üzerinde konuşacağız inşallah. 55 ayetlik bir sure. Mekke döneminde indirilen surelerden bir tanesi. Şöyle başlıyor ayetler. اِقْتَرَبَتِ saatu venşakak kamer. Saat yaklaştı ve Kamer yarıldı. Biraz daha Türkçeleştirelim. Saat kelimesi Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde kıyamet için kullanılan kelimelerden bir tanesi. Aslında saat kelimesinin kullanılmasında çok güzel bir incelik görmüş müfessirlerimiz, Allah onlara rahmet etsin. Yani saat her an içinde bulunduğumuz zaman dilimini ifade eden kelimelerden bir tanesi. Öyle olunca kıyametin de her an kopabileceğiyle ilgili bir uyarı gibi görmüşler bunu. Muhtemelen ayetlerde ve hadislerde de böyle kullanılıyor zaten. Yani Kıyamet her an gelebilir başınıza. Her an bu iş gerçekleşebilir. Gece olabilir, gündüz olabilir. Siz uykudayken olabilir. Bunları anlatan ayetler var biliyorsunuz. Siz gündüz işinizde meşgulken olabilir. Hiç ummadığınız bir zamanda başınıza gelebilecek bir şeydir bu uyarır. Saat yaklaştı, kıyamet yaklaştı. Kıyamet yaklaştı deyince herhangi bir tarih falan vermez Kur'an-ı Kerim'in ya da hadislerin bu konudaki duruşu çok nettir. Hiçbir zaman bir zaman belirtmez ne kadar zaman kaldı ile ilgili. Mesela Resulullah Aleyhisselam iki parmağını şöyle gösterir, işaret parmağıyla orta parmağını şöyle yan yana getirir ve der ki ben ve kıyamet böyle gönderildik der. Yani benden hemen sonra kıyamet var der. Şimdi bu hadisin karşısında bazı böyle değerlendirmeler olduğunu okudum zaman zaman. Yani işte öyle söylemişti 1400 küsur sene önce üzerinden 1400 küsur sene geçmiş hala kıyamet kopmadı. Yani ne bekliyorsunuz? Kıyamet kopmuş olsaydı zaten bu soruyu soramayacaktınız. Bu soruyu sorabildiğine göre ve ben de sana bu bilgiyi aktarabildiğime göre tabii ki kopmamıştı ki o yüzden konuşuyoruz. Anlamsız bazı şeyler var, itirazlar var ya da e, kendilerince çürütme yollarına başvuran kim insanlar var. Şunu bilmiyoruz. Yani Allah Teala Allah Resulü Aleyhisselam ne demek istedi? Benden sonra hemen kıyamet var. Ne kadar zaman var? Eğer bize dünya tarihiyle ilgili bilim insanlarının verdiği bilgiler doğruysa, insanlık tarihiyle ilgili bilim insanlarının verdiği bilgiler doğruysa, yani milyonlarca yıldan beri devam etmekte olan bir canlı hayatı varsa eğer, ya da dünyanın tarihi bilmem kaç milyar yıl geriye gönderilecekse, evrenin tarihi mesela milyarlarca yıl geriye döndürülebiliyorsa, bundan sonraki geri kalan kısım çok az bir kısmı olabilir. Bu yönüyle bir azlık ifade edilebilir ya da Resulullah Aleyhisselam'ın bu sözü benden sonra peygamber yok. Benimle kıyametin arasında peygamber yok. Benden sonra kıyamet gelecek uyarısı da olabilir. Yakınlığın ne olduğunu bilmiyoruz. Ama Allah Teala bildirdi ki yakınlaştı. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Yani yaşadığımız her an, nefes aldığımız her an kıyamete biraz daha yaklaşıyoruz. Üzerimizden geçen her günle, üzerimizden geçen her saatle biz biraz daha yaklaşmış oluyoruz. Yani bize verilen süreyi tamamlamış oluyoruz. O zaman Resulullah Aleyhisselam'ın şu uyarısını hatırlamak gerekiyor. Kıyametin ne zaman kopacağını soran bir sahabisine sen kıyamet için ne hazırladın diye sormuştu Peygamber Aleyhisselam. Yani zaman geçiyor, zamanınızı harcıyorsunuz. Bakın yavaş yavaş sona doğru geliyorsunuz. Kişisel kıyametiniz zaten kopacak. Yani ölüme doğru yaklaşıyorsunuz. Ve her bir insan neslinin tükenmesiyle o evrensel kıyametin de zamanı geliyor. O yaklaştı. Bunu güzelce bir hatırlayalım. Buna birçok şey söyleyebilirsiniz. Ben bunu birkaç defa ayetlerde anlatmaya çalıştım. Tekrar söyleyelim bu konuyu. Bilim insanları da aslında böyle evrensel bir yok oluşun geleceğini bir takım bilimsel verilerle söylüyorlar. Kimi insanlar kıyametin ne zaman kopacağı ile ilgili fiziksel e, bir takım bilgilerden, fizik bilgilerinden hareketle tarih belirlemeye çalışıyorlar. Mesela şu kadar milyon yıl sonra diyebilirler. Böyle bir çabaya girerler. Kimi insanlar e, Mesela Kur'an'daki harflerden hareketle Arap alfabesinde her bir harfe verilen rakamsal değerlerden hareketle yani ebced hesabı, cifir hesabı gibi hesaplarla kıyametle ilgili zamanlar belirleyebilirler. Ya da bir takım değişik kültürlerdeki insanların onların kültürlerindeki takvimlendirmelerinde de kıyametle ilgili bir takım ne diyelim ona kehanetleri var. İnsanlar kıyametle ilgili bir takım tahminlerde bulunabilirler. Ama unutmayalım ki bunların hepsi tahmindir. Doğru cevabın ne olduğunu hiç kimse bilmiyor. Resulullah Efendimiz'in kendisi de bilmiyor. Kendisine Cebrail Aleyhisselam sorduğunda demişti ki, bu konuda soru sorulan kişinin soruyu sorandan daha fazla bilgisi yoktur. Kıyametin ne zaman kopacağını bilmiyoruz ama yaklaştı. Şimdi ikinci bölümüne geliyoruz. Vanşak Kamer ay ikiye yarıldı. Bu üzerinde çok konuşulan, çok tartışılan ifadelerden bir tanesi. Ay ikiye yarıldı. Ne demek istiyor burada? Bizim klasik kaynaklarımızın hepsinde, Siyer kaynaklarında, hadis kaynaklarında, tefsir kaynaklarında Şakkul Kamer mucizesi diye bir mucizeden söz edilir. Bu konu hakkında İmam Buhari'nin sahihinde, İmam Müslim'in sahihinde, İmam Tirmizi'nin süneninde ve sonra gelen daha ileriki hadis kaynaklarında ama ben öncelikle Buhari, Müslim ve Tirmizi'yi referans olarak alınabileceği için, alınmasının daha önemli olduğu için onları söyledim. Orlarda geçen rivayetler var. Mesela Abdullah İbni Mesud'dan gelen bir rivayet var. Diyor ki biz Hazreti Peygamber'le beraber Mina'daydık. Resulullah Aleyhisselam elini kaldırdı, aya işaret etti ve Hazreti Peygamber'in sözüyle ay ikiye yarıldı birbirinden uzaklaştı. İki parçadan bir tanesini Hira Dağı'nın bir tarafında, diğerini Hira Dağı'nın öbür tarafında göreceğimiz kadar birbirinden uzaklaştı. Sonra tekrar birleşti der. Resulullah Aleyhisselam bu olay gerçekleştiğinde etrafındaki herkese şahit olun, şahit olun, şahit olun dediğini söyler. Mesela bu rivayetin dışında başka başka sahabilerden de gelen rivayetler var. Bu rivayetlerden hareketle bir, Burada kullanılan kelimenin mazi kalıbı yani geçmiş zaman kalıbı olmasından hareketle 2 alimlerimiz burada doğrudan ayın 2'ye yarıldığını kabul eder. Çoğunluğundan bahsediyorum. Kimi alimlerimiz de bunun gerçekleşmesini çok da e, akıllarına uygun bulmamışlar demek ki. Şöyle itirazlar yapmışlar. Demişler ki Kur'an-ı Kerim'de mazi kelimelerin yani geçmiş zaman kalıbındaki kelimelerin geleceği ifade etme için kullanıldığının örneği çoktur. Bu ayın kıyamet alameti olarak kıyamete yakın bir zamanda kopması ile ilgili olabilir demişler. E bu konudaki rivayetleri ne yapacağız diye sorulunca bu konudaki rivayetlerde adı geçen sahabilerden sadece Abdullah İbni Mesud'dan gelen rivayeti sayarsak bir kenara onu konu üzerinde konuşabiliriz. Onun dışındakilerin hepsi zaten kolay eleştirilebilecek şeyler. Niye? Bunlardan bazıları, bazı raviler bu olay gerçekleştiğinde henüz doğmamış. Kimisi çocuk yaşında, kimisi Medine'de Müslüman olmuş. Onlar başkasından duyarak aktarmışlar. Öyle olunca sadece Abdullah İbni Mesud'dan nakleden rivayet üzerinde tartışalım demişler. Bu da Herkesin görmesi gereken bir ayın yarılmasından bahsediyoruz canım yani. Herkes görmüş olmalı. Hatta sadece Mekkeliler değil, yani dünyanın her yerindeki insanlar ya da en azından Kuzey yarımkürede bulunan insanların hepsinin görmüş olması lazım. E bu başka kaynaklardan bize aktarılmadığına göre bu henüz olmamış bir olaydır. Kıyamet alameti olarak ileride olacaktır diye yorumlamayı tercih etmişler. Bakın sadece görüşleri özetliyorum. Hangisinin daha doğru olduğu ile ilgili bir şeye girmeyeceğim. Bazıları da burada kastedilen şey mecazdır. Karanlıkların yarılması, aydınlığın gelmesi, Resulullah Efendimiz'in şirkin ve zulmün karanlığını aydınlatması diye yorumlamaya kalkmışlar. Böyle yorumlar var farklı farklı. Burada üçünde de özellikle ilk ikisi üzerinde duracağım. Üçüncüsü yani üzerinde çok da durulacak bir düşünceye benzemiyor. İlk ikisi hakkında bir şey söyleyeyim. Gördüğünüz gibi alimlerimizin hiçbirisi bu mümkün mü diye sormuyorlar. Yani ay yarılabilir mi sonra tekrar birleştirilebilir mi diye sormuyorlar. Niye sormuyorlar? Çünkü konu fiziksel ya da beşeri bir konu değil. Bir mucizeden söz ediyoruz. Mucize adı üzerinde zaten. Beşeri imkanların, beşeri bilginin, beşeri anlayışın dışında olan bir olay demektir. Allah bunu dilediğinde yapar. Nasıl yapar? Allah'ın gücüne bağlı bir konu. Tartışılan tek konu şu. Oldu mu? İleride olacak mı? Alemlerimizin yani müfessirlerimizin çok büyük bir kısmı bunun Hz. Peygamber döneminde olduğu görüşünü tercih ediyorlar. Bir kısım alimlerimiz bunların özellikle son yüzyılda yaşayan müfessirlerin çoğunluğu kıyamet alameti olarak değerlendirilmesini tercih etmişler. Şimdi ben bu ikinci hissini söyledikten sonra şöyle bir parantez açıp bir uyarı yapayım. Son yüzyıldaki alimlerin bu ikinci görüşü daha çok tercih etmelerinin sebebi ne olabilir? Sanki içinde bulunduğumuz dönemde e, özellikle batıdan kaynaklı bakış açısı, yaşadığımız bir takım bilimsel gelişmeler bize bu tür olaylara da bilimsel yaklaşmak gerektiği şeklinde bir e, düşünce veriyor sanki Bunlara her zaman böyle yaklaşmak çok e, sağlıklı bir hareket olmayabilir. Bunun için illa gidip de ayda daha önce bir bölünmüşlüğün fiziksel izlerini bulmamız gerekmiyor. Bununla ilgili bir takım çalışmalar yaparsanız göreceksiniz, internette bu tür bilgiler bulabilirsiniz. Ya işte efendim falanca tarihte ayda çok uzun kilometrelece giden bir yarık tespit edildi. E bu yarın buna temas ettiğini ya da bununla ilgili olduğunu iddia etmek sadece siz inananların razı olabileceği bir şeydir. İnanmayanlar öyle de razı olmayacaklar, böyle de razı olmayacaklar. Şimdi zaten ikinci ayette buna işaret edecek. Tekrar söylüyorum. Birinci görüşte yani bu ayın yarılması olayı Hazreti Peygamber döneminde oldu da diyebilirsiniz, olacak da diyebilirsiniz. İkisi de ayetin yorumlanmaya müsait olmasından dolayı söylenebilir. İkisinden birini iman kaidesi gibi sunmak tartışmayı ekseninden kaydırmak olur. İkinci ayete geçiyoruz. Ve en ayeten bu müşrikler var ya inkarcılar. Bir ayet görseler yuredu ondan yüz çevirirler ve yekulu ve derler ki sihrun müstemir. Bu karşılaştığımız şey Eskiden beri devam ede gelen, alışık olduğumuz, bilinen bir büyü türüdür derler. Veya müstemir kelimesinden başka bir anlam verilebilir. Bu çok güçlü bir büyüdür. Hepimizi etkisi altına aldı da diyebilirler. Şimdi gördüğümüz şey bu. Önce şunu özetleyelim. Ayet kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 382 defa kullanılmış tekil ve çoğul olarak. Ayet kelimesi Kur'an-ı Kerim'deki cümle ya da cümlecikler anlamında kullanılıyor çok az sayıda ama böyle kullanıldığı yer. Sonra ayet kelimesinin kullanıldığı anlam peygamberlerin peygamber olduklarının delili olarak kavimlerine gösterdikleri mucizeler anlamında kullanılıyor. Üçüncüsü kıyamet alametleri olarak kullanılıyor ve dördüncüsü ve en çok kullanılanı bu. En çok kullanılanı bu. Diyelim ki bu 382 taneden tam olarak sayıları söyleyemem ama belki 300 tanesi bu dördüncü bölüm için kullanılıyor. Allah'ın varlığı, birliği, kudreti, sanatı, ilmi, hikmeti gibi Allah'ın zatı ve sıfatları ile ilgili delil, işaret, ibret, hikmet vesilesi olan varlıklar, olaylar, olgular ayet olarak zikrediliyor Kur'an'da. Yani onlara bakın, ders alın, işaret alın, ibret alın ve onların işaret ettiği yere gidin, o düşünceyi yakalayın, o gerçeğe ulaşın diye kullanılan bütün varlıklara işaret eder ayet kelimesi. Buradaki mucize anlamında aslında sadece mucize değil şimdi her şey bir mucize gibi de görebilirsiniz. İnkar etmeye karar verdiyse bir insan adam inkarcıysa gözünün önünde gökten bir pencere açılsa o pencereden meleklerin girip çıktığını görseler diyecekler ki gözlerimiz büyülendi. Bunu ayetten öğreniyoruz. Hangi mucizeyi görürlerse görsünler o mucizeyle ilgili onun mucize olmadığına dair bir yorum yaparlar. Bu bütün mucizelerle ilgili genel bir durumdur. Mesela Hz. Musa'nın ve İsrailoğulları'nın denizin yarılıp geçmesini akıllarına uygun bulmadığı için ya böyle bir şeyin olmadığını söyleyecekler ya da böyle bir şey olmuşsa bile bunu tarihte yaşanmış çok istisna bir gelgit olayına bağlayıp böyle izah etmeye çalışacaklardır. Başka olaylar var. Yani biraz sonra inşallah geleceğiz oraya. Nuh Aleyhisselam'ın kavminin yaşadığı tufanla ilgili. Hep akla uygun bir takım açıklamalar bulmaya çalışacaklar. Olayı Allah'la ilişkilendirmeyecekler. Sebep ne? İnkar edecek adam yani. Bu dünya hayatındaki karşımıza çıkan varlık delilleri için de geçerlidir. Doğumu bir mucize gibi de görebilirsiniz. Sıradan biyolojik bir olay da olarak görebilirsiniz. Ölümü bir hatırlatıcı olarak da görebilirsiniz. Sıradan bir biyolojik canlı yaşamının sona ermesi olarak da görebilirsiniz. Güneşin ve ayın yörüngesinde dönmesini, bütün evrendeki her bir şeyin boşlukta ama savrulmadan ve birbirlerine çarpmadan bir dengede varlıklarını ve hareketlerini sürdürür olmasını Allah'ın kudretinin bir eseri olarak da görebilirsiniz. Bütün bunları Allah'la ilişkilendirmek sizin nereden çıktığını, nasıl olduğunu, bir planlamacının olmadan olduğunu varsaydığınız bir çekim ve itim kuvvetiyle de izah edebilirsiniz. Bütün mesele önceki yaklaşım biçimleri, paradigmanızdır yani. O paradigmanız sizin her şeyi etki, değerlendirişinizi etki eder. Kafirler inkar etmeye karar verdilerse onlara Allah'ın gösterdiği her mucizeyi inkar edecekler, yüz çevirecekler ve bu bir büyüdür diyecekler. Ve kezzebu işte onlar da yalanladılar. Resulullah Aleyhisselam yalanladılar. Resulullah Aleyhisselam'ın önceki peygamberleri yalanladılar. Peygamber Aleyhisselam ne dese yalanladılar, ne gösterse yalanladılar. Ay yarıldıysa diyelim ki o birinci görüşü tercih ettik. Ay yarıldıysa onu da bir büyük büyü olarak değerlendirdiler. Gözümüzü etkiledi dediler. Bundan hareketle hiç kimse iman etmedi. En önemli tarafı bu. Bundan hareket ederek hiç kimse iman etmedi. Ve bu yalanladılar. Ve tebe'u Kendi hevalarının peşinden gittiler. Arzu ve istekleri, canları onlara neyi güzel gösterdiyse onun peşinden gittiler. Bunu zaman zaman hatırlamakta fayda var. Şunu niye böyle yapıyorsun diye bir soru sorduğunuzda şu cevap verildiği zaman bir durup düşünmek gerekiyor. Niye bunu böyle yapıyorsun? Canım öyle istiyor. Şimdi canım öyle istiyor demek neyin izahıdır ki ya? Bu bazen insanı bir hayırlı olandan uzaklaştırıyor olabilir. Ama bazen de hakikat olandan uzaklaştırıyor olabilir. Yani sadece canın istediği şeyleri yapmak bir insan için. Canın istediği şeyleri yapmak. Her zaman hakikatten uzaklaştırmayabilir doğru. Her zaman adamı gavur etmeyebilir doğru. Ama en azından faziletli olandan daha az faziletli olana ya da mantıklı olandan mantıksız olana, gerekli olandan gereksiz olana uzaklaştırıyor olabilir. Bak şunu yapman daha öncelikli. Niye bunu yaptın şimdi? Ya canım öyle istiyor. Doğru ama bak aklın sana yaptığı bir rehberlik var. Akıl diyor ki önce bunu yapmalıydın. Sen can istediği için bunu tercih etmişsin. Yani neyin yolunu terk ettin? Aklın yolunu terk ettin. Bazen dinin yolunu, bazen aklın yolunu, bazen ilmin yolunu terk etmiş oluyorsun. Hevasının peşine gitmek çok sıkıntılı bir durumdur. O yüzden müminler hevalarını Allah'tan gelen bilgiyle ya da beşeri ulaşılan bilgilerle eşleştirir. Bilgiyi kendilerine rehber edinirler. Hevalarını değil. Bu konuda mesela çok güzel bir uyarı var Muaz bin Cebel'den. Allah ondan razı olsun. İlim amelin imamıdır diyor. Amel ilme tabi olur. Herhangi bir amelin öncesinde ilim olmalıdır. Yani niye bunu çeyde bunu tercih ettin? Canım öyle istiyor. Tamam. Bundan dolayı haram işlediniz demiyoruz ama bu yani bir insan için sağlıklı bir tercih yolu değil. Daha mantıklı, daha bilgili veya daha hakikate uygun davranmak tercih edilir. Hevalarının peşinden gittiler ve küllü emrin müstakir, her şey yerli yerincedir. Allah onları cezalandırmadı, yok etmedi. Vardır bir bildiği, yeri geldiği zamanı geldiği zaman olacaktır. Mesela Mekkelilerin birçoğu sonradan Müslüman oldular ve İslam davasının taşıyıcıları oldular. Allah onları helak etseydi bu iş olmamış olacaktı. Ama mesela Nuh aleyhisselamın kavmindekileri helak etti. Semud kavmini helak etti, Ad kavmini helak etti. O da orada doğru olandı. Allah Teala bir şey yaptıysa eğer, bir şeyi nasıl yaptıysa o öyle doğrudur. O yüzden biz şöyle bir cümleyi tekrarlarız biliyorsunuz. Olanda hayır vardır. Bir şey olmadan önce kendi hayatımızda da kendi istediğimiz şekilde olsun diye elimizden gelen çabayı sarf ederiz. Ama her şey olup bittikten sonra geri döndüğümüzde deriz ki olanda hayır vardır. Allah'ın dilemesinden bir hayır olmasını umarız. Allah neyi dilemişse, nasıl dilemişse o öyle gerçekleşir. Hepsinin bir gerçekleşme yeri, zamanı ve gerçekleşme bir biçimi vardır. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْاَنْبَاءِ مَا فِيهِ Onlara içinde onların gittikleri yoldan vazgeçmelerini gerektirecek, onların sakınmalarını sağlayacak uyarıların bulunduğu haberler geldi kendilerine. Bakın dikkat edin çok güzel kelimeler arka geldi. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْاَنْبَاءِ Onlara haberlerden geldi. Enba kelimesi nebe kelimesinin çoğulu. Haber diye çeviriyoruz ama haber de Arapça. O zaman nebe kelimesinin kullanılmasının anlamı ne? Haber de Kur'an'da kullanıldığı yerler var. Ama nebe kelimesinin kullanıldığı her yerde insanların ya ahiret hayatını ilgilendiren ya dünya hayatında ilişkilerini, yollarını ilgilendiren çok önemli haber demektir. Yani mesela Hucurat Suresi'nde Allah Teala der ki, bir münafık size bir haber getirdiğinde onu araştırın der. Her haberi araştırın demiyor haber kelimesini kullanırsanız. Mesela işte dışarıda yağmur yağıyor dediği zaman bir münafık hemen onu çıkıp araştırmanız gerekmeyebilir. Bu öyle çok da büyük bir haber olmayabilir. Orada kullanılan kelime nebe kelimesi. Yani iki topluluğun arasını açacak bir haber çünkü orada gelen. Ya da Amme suresi ya da Nebe suresi diye bildiğimiz surenin başında Amme yetesâlûne Neyi soruşturuyorlar? Anin nebe'il azim Büyük haber O büyük haber ne? Kıyamet Öyle olunca buradaki de öyle Hayatımızı ilgilendirecek Yolumuzu değiştirmemize sebep olacak haberler geldi onlara Üstelik öyle haberler ki Fihi müzzecer o haberlerin içerisinde akıllarını başlarına devşirmesine sebep olacak, onların sakınmasını sağlayacak güçlü uyarılar vardı, tehditler vardı. Müzecer kelimesindeki içerisinden bir harfleri çektiğimiz zaman biz Türkçe'de de kullanıyoruz. Zecera fiilinden. zecir. Mesela zecri tedbirler alınmasından bahsederdik. Biz Osmanlı Türkçesini kullandığımız zamanlarda bizim toplum bu kelimelere yabancı değildi. Mesela devletin zorlayıcı tedbirler almasından bahsederken zorlayıcı tedbirler değil zecri tedbirler aldığından bahsedilirdi. Öyle haberler var ki bu haberlerin içerisinde zorlayıcı bilgiler var. Ama bundan da etkilenmediler. Hikmetun baligatun. Bu gelen haberlerin içerisinde ki peygamberlerin getirdiği haberden bahsediyoruz. Bunlar içerisinde hikmetun baligatun en olgun haline ulaşmış, en mükemmel haline ulaşmış, olabilecek en güzel haline gelmiş hikmet de var. Şimdi hikmet her yerde olabilir. Hz. Peygamber'den nakleden bir rivayet var ya, hikmet müminin yetiğidir. Onu nerede bulursa onu almaya mümin hak sahibidir der. Bu anlamda biz insanların kitaplarından, konuşmalarından, Hatta bazen Müslüman olmayanların eserlerinden falan hikmetli sözler, hikmetli bilgiler bulur, alır ve devşiririz. Bundan faydalanırız. Hikmet birçok yerde karşımıza çıkabilir. Allah hikmeti insanlara da vermiştir. Ama hikmetin en tam şekli baliga kelimesi. En tam şekli, olgunlaşmış, amacına ulaşmış şekli belaga fiilinden hareketle söylüyoruz amacına tam ulaşmış şekli ancak peygamberlerin getirdiği haberlerdedir. Yani Kur'an'dadır bizim için söylüyorum. Hz. Peygamber'in tespit edilmiş ve bize ulaştırılmış sahih sünnetindedir. Hikmetin doğruğa ulaştığı yerlerdir bunlar. Onlarda da böyle çok güçlü hikmetler vardı. Yani aklı başında bir insanın aklına hitap eden, irfanına hitap eden, vicdanına hitap eden uyarılar vardı. Fema tu'nin nudur. Ama uyarılar fayda vermedi. Mevlana Celaleddin, Allah rahmet etsin, Mesnevisinde şöyle bir güzel cümle söyler. Mesnevisindeki çok güzel cümlelerden bir tanesi. Hikmet dedik ya biraz önce yani. Her kimin ki yoktur dilinden anlayan, sanki dilsizdir. İsterse konuşsun yüz lisan diyor. 100 tane dil biliyorsun ve yüz dille konuşuyorsun ama karşında senin dilinden anlayan adam yok. Dilsiz gibisin yani. Allah Teala onların anlamaları için her yolu kullandı. Onlara her yoldan ulaştırdığı mesajlarını, uyarılarını ama fematu'n-nuzur. Alıcı değil adam mı yani. Hani bizde güzel bir deyim vardır ya, anlayana sivrisinek saz, anlamayana davuz zurna az diye. Gerçekten davulla zurna ile geldi yani. Bağıra bağıra geldi. Her yoldan geldi. Yıllarca ve değişik birçok yolla peygamberler anlattılar. Fematu'nun nudur. Alıcı olmayınca almadılar. Unutmayalım. İletişim denilen şey iki tarafın birbirini tamamlamasıyla gerçekleşir. İletişim sadece birinin ileti göndermesiyle olmaz. Sen ileti gönderiyorsun da Gönderdiğin yerdeki de almıyorsa iletişim gerçekleşmiyor. Arkadaşlar yani e, dilsizler ve sağırlar diyaloğu yaşanmış oluyor o zaman ya. Yani. Bundan bir diyalog olabilir mi? Biri dilsiz, biri sağır zaten ya. Ne diyalog olabilir? Anlatıyorsun, anlatıyorsun. Karşılık yok çünkü, evet çünkü hevalarının peşinden gitmeyi tercih etmişler. Hevasını kendisine rehber edinene ne beşeri bilgiyle ne akıl çıkarımlarıyla ne ilahi bilgiyle yardımcı olamazsınız. Çünkü hevasını keser rehber edilmiştir. Fetevella anhum. Dedi ki Allah Teala 6. ayetin hemen başı. Şimdi sen durum böyle ya onlardan yüz çevir. Kur'an-ı Kerim'de böyle ifadeler var Peygamber Efendimizle ilgili ya. Bu şu anlama gelmiyor. Fetevella anhum. Sen onlardan yüz çevir. Yani ne? Bırak onları kendi hallerine. Artık bir daha anlatma. Onların cehenneme kadar yolları var. Hayır Kur'an'ın üslubu bu değil. Tebliğin sebebi de bu değil. Tebliğin amacı da bu değil. Tebliğin üslubu da bu değil. Bir peygamberin tamam artık bunların yok et dediği Nuh Aleyhisselam'ın olayı var. Nuh Aleyhisselam'ın olayı da Allah Teala'nın kendisine senin kavminden Bugüne kadar iman edenlerden başka artık kimse iman etmeyecek bilgisi verildikten sonra artık yenildiğini söyleyip yardım dilemesi var. Yoksa hiçbir peygamber bunlar adam olmaz. Bunları artık anlatmanın bir alemi yok diye bırakmaz, bırakmak yetkisi de yoktur. O zaman burada allah Teala ne diyor? Yani sen onlara onlar gibi karşılık verme. Dinlemezse dinlemesin, konuşmaya devam et. Şimdi arkadaşlar yenilginin en kötülerinden bir tanesi birçok şey söylenebilir ama belki de en kötü yenilgi biçimi karşınızdakinin sizi kendine benzetmesidir. Anlatabildim mi? Bakın çok önemli bir şeyden bahsediyoruz. Sezai Karakoç'un Allah rahmet etsin bir babanın batıya giden yedi oğlunun hikayesini anlattığı bir masalı anlattığı şiiri var. Ne kadar güzel bir şiirdir. Orada yenilgiyi anlatırken gönderdiği yedi çocuktan altı çocuk e, oraya gidince onlara benzetilmiştir. Ve her biriyle ilgili şair çok güzel, çok acıklı cümleler söyler. Ve yedinci çocuk der ki beni değiştirmeden öldürün. Mesele ölmek değildir. Mesele düşmanına benzemektir. Düşmanına benzediğin zaman yenilginin en büyüğüne uğramış olursun sen sen olarak kalman gerekiyor. Zafer aslında buradadır. Hazreti Peygambere ve onun şahsında bize uyarı yaptı. Muhataplarınız inkarcı tutumlarıyla sizi kendilerine benzetmesinler. Yani ne o umursamıyor diye sen de umursamazlık yapma. O dinlemiyor diye sen anlat anlatmamazlık ya anlatmazlık yapma. Efendim o sana kötü davranıyor diye sen ona kötü davranmaya kalkma. O yönelmiyor diye sen ona yönelmekten vazgeçme. Uyarısı bu çok önemli. Fethiye'de anlıyorum. Sen onlardan yüz çevir. Yevmeyet o dahi ilâşı in nukur. Bir gün gelecek. Bugün bu davetçiye yaşayan davetçiye peygambere peygamber olan davetçiye icabet etmeyenler bir gün davetçiye icabet edecekler. O davetçi onları hiç duymadıkları, bilmedikleri, görmedikleri onlar için böyle çok yabancı olan bir şeye davet edecek nukur kelimesinden hareketle söylüyoruz. İnkar etmek yani. yani. Hiç bildiğimiz bir şey değil. Hesap gününe, hesap vermeye davet edecek ve onlar huşşa'en ebsaruhum o davetçi onları çağırdığı zaman gözleri korkularından belermiş, dışarı fırlamış. Yahrucune min el kabirlerinden çıkarlar. Ke'ennehum ceradun münteşir. Sanki böyle yayılmış çekirge sürüleri gibidirler. Yani düşünün Hz. Adem'den kıyamete kadar yaşamış olan bütün insanlar sayısı kaçsa artık ya. Onların hepsi kabirler yarılıyor ve dışarı çıkmaya başlamışlar. Çekirge sürülerinin tarlaları kapladığı gibi bir görüntü üzerinden bir benzetme yapar allah Teala. Bu görüntüye ayetlerin indiği dönemdeki halk, Araplar buna yabancı değiller. Zaman zaman çekirge istilasına uğrarlar. Çekirge istilasını içinde bulunduğumuz dönemdeki şehirde yaşayan insanlar pek görmedikleri için kafalarında çok canlandıramıyor olabilirler. Her yer istila edilmiştir ya. Onlar da öyle ve çekirgeler de öyle. Bir oraya atlar, bir oraya atlar. Düşünün milyonlarca kaç milyon varsa milyonlarca çekirge hepsi zıplayıp duruyorlar sağa sola. Ve insanlar kabirlerinden çıkartılmış, şaşkınlık ve korku içerisinde koşuşturup duruyorlar. Bütün sebep bir davetçi artık kalkın ve gelin dedi. Hayattayken dinlemediler o davetçiyi. Şimdi bu davetçiye mecburen uydular. Muhta'ina ile da'i boyunlarını davetçiye uzatmışlar. Gözlerini ona dikmişler. Ona bakarak koşuyorlar. Yagulul kafiruna haza yevmun asir. O gün kafirler derler ki, bugün zor bir gün. Evet, bildiler adamlar. Kendilerine nereye yapılacağını anladılar. Zaten diriltilir diriltilmez her şey bitmedi mi yani? Yani şöyle düşünün. Ölümden sonra diriliş yoksa, e, kesinlikle pişman olmayacaksınız dedim öğrencilere. Ölümden sonra diriliş yoksa, Kesinlikle bu dünya hayatında bazı haramlardan kendinizi uzak tuttuğunuz için ve bazı itaatleri yaptığınız için ölümden sonra kesinlikle pişman olmayacaksınız diriliş yoksa dedi. Niye hocam dedi çocuklardan birisi. Yani şöyle düşünüyor. ya yani biz zaten güzel işler yapıyoruz. Öyle olunca kötü şeylerden de uzak duruyoruz. Bunlar pişman olacak şeylerdir. Öyle değil dedi. Pişman olabilmek için ilk şart ne? Ölümden sonra dirilmek. Ölümden sonra dirilmiyorsanız zaten pişman da olma ihtimaliniz yok demek. Öyle bir imkan yok çünkü yani. Bir dirildin. Şimdi şaka gibi görünüyor ama çok çarpıcı bir olay bu yani. Bir dirildin, bitti artık. Başka bir şey söylemeye gerek var mı? Bir dirildin. Dirildin artık yani. Dirildiğin andan itibaren de akıbetini biliyorsun. Bu hayatını, dünya hayatını dirilmek ve hesap vermek üzere yaşayıp yaşamadığını biliyorsun. Dirilmişin, kendini bildiğin için o gün onlar dediler ki bu zor bir gündür. Ve Allah Teala bu 8. ayetten sonra 9. ayetten başlamak üzere peygamber kıssaları üzerinden kısa kısa tarihten hatırlatmalar yapar. Aynı konuyu hatırlatacak. Yani Peygamber ne kadar uğraşırsa uğraşsın, hangi ayeti, hangi mucizeyi gösterirse göstersin inanmamaya karar vermiş. Hevasını kendisine rehber edinmiş olanlar iman etmiyorların tarihini göreceğiz inşallah kısacık bundan sonraki bölümde. Velhamdülillah.